Neden zahmet ettiniz? Biz eve gelirdik yine Handan Hanım. Kuaför bahanesiyle biraz dolaşayım dedim. Onun için kendim geldim. Tamam mı? Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Güle güle kullanın. Teşekkürler oğlum. Handancığım nasılsın hayatım? Aa, iyiyim. Nerelerdesin? Viyana'dan yeni döndüm. Ah bebeğim, olanları duydum. Yani iflas meselesini. Nasıl canım sıkıldı. Ticaret bu Macide'cim. Batarsın da çıkarsın da. En kısa zamanda toparlarız, merak etme. Handan Hanım, kredi kartınız geçersiz görünüyor. Tekrar dener misiniz? Tabii. Denedim, olmuyor. Kart bozuldu herhalde. Handancığım, ben hallederim izin verirsen. Yok canım, rica ederim. Sonra ödersiniz Handan Hanım. Devamlı müşterimizsiniz, sorun değil. Olabilir ama borçlu kalmayı hiç sevmem. Buyurun. Peki. Cem. Handan Hanımlardan icra ile alınan eşyaları hallettik. İyi, peki. Hepsini buldurdum. Eşyalar eve geri konuldu bile. Sağ ol Fatih. Filiz için evi aldın. Eşyaları satın alıp evi eski haline getiriyoruz. Ama o seni istemiyor. Boşuna uğraşmıyor musun? Boşuna mı? Hiç değil. Alo Cem, nasılsın? İyiyim Handan abla. Neredesin? Kuaförden yeni çıktım Cemcim. Neredeysen seni gelip almak istiyorum. Bir sürprizim var. Müsait misin? Tabii. Neymiş sürprizin? Hemen geliyorum. Gözlerinle görmen gerek. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ev değil ki orası Cemcim. Koşullar yüzünden mecburi bir sığınma halindeyiz. Yoksa benim oraya alışmam mümkün değil. Aslan yatağından belli olur Handan abla. Yanlış yerdesiniz. Aslan mı kaldı Cem? Ormanın kralıyken çakallara maskara oluyoruz. Bu yaştan sonra kolay mı alışmak o süfli yere? İnan ki o eve girmeyi canım hiç istemiyor. Alışman gerekmiyor Handan abla. Dur biraz daha sabret. Cem, sen sürpriz dedin. Ya beni oyalamasana, söyle hadi neyse. Az kaldı. Ne işimiz var burada Cem? Bizim eski evin yolu bu. Biraz sabırlı olamaz mısın? Cem, evimiz satıldı. Neden getirdin beni buraya? Neden mi? Evinize hoş geldiniz. Ne? Sizin olan size geri döndü. Burası bundan böyle yine sizin eviniz. Cem, ne demek bunlar? Evi geri aldım. Üçünüz için. Tabii dördünüz demem gerekirdi. Bebeği unuttum. Cem, nasıl mutluyum anlatamam. Sen o kadar iyisin ki. Bu yaptığın iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Eve girmeyecek misin? Girelim. Olamaz. Cem, sen eşyaları da mı geri aldın? Saatimi bile getirmişsin. Filiz'in doğumunda almıştın, değil mi? Evet. Sana müteşekkirim. Öyle bir şey yaptın ki. Bütün bu eşyaların hatırası var bende. İşte şurada Erol abin oturup Ömer'e baba demeyi öğretmişti. Filiz ilk adımını şurada atmıştı. Öyleyse hatıralarımızı çoğaltacağız birlikte. Hepsi yine senin. Böyle bir zamanda herkes bizi yalnız bırakırken sen yanımızdasın. Teşekkür etmek için söyleyecek söz bulamıyorum Cem. En kısa zamanda evinize taşının, bana yeter. Senin değerini keşke Filiz de anlasa. Bir anlayabilse. Hadi anne ya.
Meraktan çatlatmak mı istiyorsun sen beni? Filiz gelince. Hah, Filiz de geldi işte. Otursana Filiz. Şimdi söyle bakalım, neymiş bu sürpriz? Sürpriz mi? Doğrusu günüm hiç iyi başlamadı. Kuaförde rezil oldum. Kasada kredi kartımı verdim, kart geçersiz çıktı. Yerin dibine geçtim. Şey, anne ben sana söylemeyi unuttum. Yani bizim kartlar iptal edildi. Neyse. Sağ olsun Cem moralimi düzeltti. Açık arttırmada evimizi o almış. Hem de eşyalarıyla birlikte. Anahtarları da bana verdi. Ne demek oluyor bu? Cem yine dostluğunu gösterdi demek. Anne yeter. Artık o adamdan dost diye söz etme. Neden kızım? Bakın. Ben sizi üzmek istemiyordum. Ama anlaşılan artık öğrenmeniz gerekiyor. Neyi Filiz? Cem, dün gece bana çok çirkin bir teklifte bulundu. Onunla evlenmeyi kabul edersem evimizi bize geri vereceğini söyledi. Filiz, Cem mi yaptı bunu? Yani sen doğru anladın eminsin değil mi? Bu yanlış anlaşılacak bir şey değil Ömer. Apaçık bunu söyledi işte. Ya bu adam ne sanıyor ki kendini? Ben birazdan dönerim. Nereye oğlum? Nasıl olur? Cem çok iyi ve düşünceli bir insan. Yanılıyorsun anne. Seni çok seviyor kızım. Böyle onur kırıcı bir teklif yapması inanılır gibi değil. Lütfen anne. Onu aklamaya çalışmaktan artık vazgeç. Anlamıyor musun? Cem evimize karşılık beni istedi. Mallar hala yüklenemedi mi? Az kaldı Cem Bey. Birazdan tırı yola çıkartırız. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Sabri, dikkatli olun. Baş üstüne. Ömer? Sen bunu nasıl yaparsın Cem? Seni dost bildim, arkadaş mı? Ne oldu Ömer? Biraz sakin olur musun? Kardeşime yaptığın teklifte ne demek oluyor? Ne cüret? Sen böyle bir şeyi nasıl teklif edersin Cem? Sadece Filiz'le evlenmek istedim. Ailece güvendik sana. Bu muydu karşılığı? Bizim için yaptığın her şey Filiz'i etkilemek için, öyle mi? Boşuna uğraşmışsın. Tüm servetini de versen kardeşimi satın alamazsın. Filiz satılık değil. Bunu iyice kafana sok. Filiz seni istemiyor. Zorla olmaz bu işler. Neden bu kadar ısrar ediyorsun? Kardeşini çok seviyorum. Hepiniz beni yanlış anladınız. Senden gelecek hiçbir şey istemiyoruz. Bundan sonra kardeşimden uzak dur. Anladın mı? Anladım. Güzel. Nereye gittin oğlum? Cem'e. Evin anahtarını geri verdim. Bence ikiniz de biraz fevri davrandınız. Bu boynumun borcuydu anne. Kimse benim kardeşimin onurunu ayaklar altına alamaz. Böyle bir şey asla izin vermem. Akıl alacak iş değil. Cem gibi rafine bir insan böyle bir şey yapsın. Cem bana ahlaksız bir teklifte bulundu. Bu onun gerçek yüzü. Lütfen artık sen de gör bunu. Eğer böyle bir insansa o zaman onu hayatımızdan çıkarmalıyız. O kesinlikle normal bir insan değil. Bana karşı saplantılı bir ilgisi var. Neyse ki bunu daha ileri gitmeden fark ettin. Keşke dün gece söyleseydin. Haklısın. Ama dün gece kafam çok karışıktı. İyi misin kızım? Olabildiği kadar işte. İyi olacağız. Zaman çözecek her şeyi. Zaman sadece Yılmaz'la aramdakini çözemeyecek. Seni böyle dalgalandıran yine Yılmaz değil mi? Ne oldu? Hiç. Karşılaştık o kadar. Benimle imalı konuştu. Ne ima etti? Cem'in bize yardım etmemesini yadırgamış. Sanki Cem'le aramda bir şeyler olduğunu sanıyor. Ben çıkıyorum. Acil bir işim var. Tamam.
tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.